Müslümanları her fırsatta kendilerince sıkıştırmayı vazife kabul etmiş olan bir grup var. Bunlar bugünlerde sıkça şunu dillendiriyorlar. Allah Filistin'de şu anda meydana gelen bunca zulmü görmüyor mu? Niçin müdahalede bulunmuyor? Gibi bazı sorular sorarak kendilerince Allah'ın haşa var olmadığı gibi bir sonuca buradan varıyorlar. Ve Müslümanları da bu konuda kendilerince şüpheye düşürmeye çalışıyorlar. Kıymetli kardeşler, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu biz insanları yeryüzünde bir halife olarak yaratmıştır. Estağfirullah. Ve iz kâle rabbuke lil melâiketi inni câilun fil ardı halife. İnsanlığı Cenab-ı Hak yaratacağı zaman Adem Aleyhisselam'ı, en başta ilk insanı, meleklere hitaben buyurmuştur ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. Bu halife Allah'ın en başta yeryüzünde hükümlerini icra edecek, yeryüzünde onun yarattığı mülkünde onun hükümlerinin, dediklerinin yerine gelmesini, onun buyruklarının geçerli olmasını sağlayacak. İnsan bu vazifeyle yeryüzüne gönderilmiştir. Bu ahdi tutanlar, Allah'ın güzel kulu olanlar, müminler olmuştur. Bu ahdi unutup verdikleri söze vefasızlık yapanlar da kafirler olmuştur. Şimdi bu ahdi tutanların bir görevi var. Zulme dur demektir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun için ne buyurur? El-Müslimu ehul-Müslim. Müslüman, Müslümanın kardeşidir. La yadlimuh. Ona zulmetmez. Zulmetmediği gibi ve la yuslimuhu. Onu bir zalimin eline de terk etmez. Şimdi bu kadar zulümler olurken, evet Rabbimiz bir ayet gönderir. Rabbimiz mucize anlamında. Harikulade bir felaket gönderir. Belki saniyeler içerisinde İsrail yok olur veya bir başka devlet, zalim devlet yok olur. Zalimlerin tamamını bile bir anda yok edebilir. Estağfirullah. İn yeşe yüzhibkum. Allah dilerse sizin tamamınızı yok eder. Ve ye'ti bi halkin cedid. Yeni yaratıklar Allah Teala yaratır. Yeni insanlar, toplumlar gelir. Ve mâ zâlike alellâhi bi aziz. Bu Allah'a zor olan bir şey değildir. Ancak yeryüzünde müminlerin vazifesi var. Ne buyuruyor Rabbimiz? Cihat niçin var? Katiluhum, o zalimlerle. O bebekleri bile öldüren, insanlığı kıyımdan geçiren, soykırım yapan, Allah'ın dinine inanmayan zalimlerle savaşın. Cihat edin ki yuaddibhumullahu bi'eydikum. Allah sizin ellerinizle onlara azap etsin. Yani Rabbimiz, evet ben onlara azap edeceğim. Ben bu zulmü görüyorum. Zulmü ortadan kaldıracağım. Ancak sizin elleriniz lazım. Müslümanlar boşuna yaratılmadı. Ve yuhzihim, onları rezil etsin, rüsvay etsin Cenab-ı Hak. Ve yansurkum aleyhim, onlara karşı size yardım etsin. Ve yeşfi sudura kavmi müminin. Müslümanların kalpleri yanıyor değil mi? Şifa bekliyor, bir su bekliyor bu kadar zalimlikler karşısında. Müslümanların kalbine Allah şifa verecek, fakat Rabbimiz buyuruyor ki o şifanın gelmesi için sizin elleriniz lazım. Ve yudhib gayza kulubihim. Müslümanların kalplerinde bir gayız var, bir öfke var bu kadar zulüm karşısında. Bu öfkenin dinmesi için sizin elleriniz lazım. Müslümanların eli lazım. Müslümanlar bir araya gelmesi lazım. Bu kadar 50 küsür sayının üzerinde İslam devleti var. 2 milyara yakın Müslüman var. Bu Müslümanlar olarak bu kadar zulmü görmüyoruz. Bu Müslümanlar bu zulmü görüp müdahale etmeyecek. Allah Teala bizi niçin yarattı? Bu zulümlere engel olmamız için. Hak batıl mücadelesinde, hakkın safında yer almamız, müdahale etmemiz, zulmün kafasını ezmemiz için bizi yarattı. Bütün bu vazifelerimizi bir kenara bırakacağız. Sonra Rabbimiz bu zulmü görmüyor mu diyeceğiz. Bu ne mantıklı bir sorudur, ne de Cenab-ı Hakk'ın insanlığı yaratışındaki hikmete muvafık ve uygun düşecek olan bir sorudur. Bu tamamen Allah Teala'nın yaratışındaki hikmeti bilmeyen, Kur'an'a, sünnete karşı tamamen cahil olan insanların, bazı yine aynı cehalet seviyesindeki kardeşleri, diğer kişileri, Müslümanları belki etkileyebilecek tarzdaki bir sorusudur diyebiliriz. Ancak bu sorunun haddi zatında hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur.
Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.